Nurşah? Abi. Nurşah ne oldu? Abi annemi polisler götürdü. Nurşah sakin ol. Her şeyi biliyorum. Her şeyden haberim var. Ben ilgileneceğim, tamam mı? Ben sana ne dedim? Bizim bir yeğenimiz var. Onun için güçlü durmalısın. Şimdi gözyaşlarını sil ve onun yanına git. Sana ihtiyacı var. Tamam mı? Tamam. Söz mü? Söz. Seni arayacağım. Nurşah'cığım, ben inanıyorum Afife'cim yeniden aramıza dönecek. Öyle değil mi kızım? Evet. Yine hep beraber gülüp eğleneceğiz. Yine hep bir arada olacağız, gör bak. Nurşah. Biz senin yanındayız. Tabii her zaman. Geçmiş olsun. Sağ ol. Duyar duymaz koşarak geldim. Nasıl kızmış? İyi. Daha iyi olacak. Gözünü açtı. Çok şükür. Bir an bile şüphe etmedim, biliyor musun? Öyle güçlü bir kalbi var ki. O halde bile annemi korudu. Nasıl? Kendini suçlamanın kimseye faydası yok şu saatten sonra. Defalarca masum olduğunu söyledim anneme. Yapma dedim. Dinlemedi. Çekip. Dert varsa derman da vardır. Ya Rabbim kimseye taşıyamayacağı ağır yük vermez. Ben kendi yükümü kendim aldım. O videoyu daha önceden izletsem, masum olduğunu söylesem bunların hiçbiri yaşanmayacaktı. Kul kurar, kader gülermiş Demirhan. Ne olacağını beşerin aklı yetmez, bilmez misin? Bunca yaptığım işkence etmiyormuş gibi. Gerçekler elimdeyken yine de hatamı telafi edemedim ben. Yapamadım. Başaramadım usta. Nihayetinde gerçek senin ellerinde. İzlet görüntüyü ona. Yapamam. Doktor heyecanlanmaması lazım dedi. O yaralı haliyle bir süre daha kendini suçlayarak o yatakta yatmak zorunda. İyice kendine gelsin o zaman. Hem de ilk fırsatta. Hiçbir şey engel olamaz artık bu gerçeğin ortaya çıkmasını. Bir an bile fazladan azap çekmesini istemiyorum. Ne demiş Hızır Aleyhisselam Hazreti Musa'ya? İç yüzünü kavrayamadığın bir bilgiye nasıl sabredersin? Hazreti Musa Hızır Aleyhisselam'la çıktığı o yolculukta sabretmeyi, şer gördüğünü hayır bilmeyi öğrenmiş. Öyle değil mi? Sen de yolculuğunda sabrı öğrendin. Geç kaldım dedin. Şer zannettin. Ama iyiliği gördün. Sen çaresiz değilsin. Çaresiz kalmayacaksın. O çareyi bulacaksın Demirhan'da.